Kayıtım. Hocam sanki biz de sizin kayıt almayı unutmanızı bekliyor gibi anında. Evet ama gerçekten ben unuturum arkadaşlar. Gerçekten unuturum. Benim kafam diyorum ya, deminden beri mesela yarınki dersimin ayarlamaları var. Biri bir şey söylüyor, biri bir şey söylüyor. En son erteledim dersi, haftaya attım. Kurtuldum, rahatladım. Şimdi kafa çok dolu olunca unutuyorum. Sonra da dürüm nerede bu dersteydi? Olan size oluyor. O yüzden iyi oluyor hatırlatmanız. Siz bana sürekli hatırlatın. Çünkü ben gerçekten unuturum. Birçok şeyi unutuyorum. Yani dalgınlık, yoğunluk yüzünden. Şimdi devam edelim. Clara Hugh. Clara Hugh dediğimiz, demiştik, dört dizelik. Komik, biyografik şiirler. Niye Clara Hugh bu şiirin adı? Çünkü bu şiirin Hocam mucidi... slaytınız başlamadı. Efendim? Slaytınız başlamadı. Başlamadı mı? Tam ekran değil. Hı. O zaman bir dakika. Şimdi tam ekran olacak. Şimdi tam ekran, değil mi? Evet. Ha, okey, tamam. Şimdi bu şiir türünün mucidi zaten Edward Clare Hugh Bentley adlı bir adam. O yüzden biz bu şiire Clare Hugh diyoruz, dörtlü. Şimdi tekrar edelim. Dörtlü olan Clare Hugh. Beşli olanlar Limerick ve Sinquain. Fakat Sinquain kafiyesiz. Limerick A, B, B, A şeklinde uyaklanıyor. Şu ana kadar bir de ne gördük? Villanelle gördük. Villanelle de nedir? 19'lu. 5 tane terset, bir tane quatrain'den oluşuyor. Yani 5 tane 3 dizelik, bir tane de 4 dizelik. Toplamda 19 dizelik bir şiir. Onun dışında ne gördük? Balat gördük. Halk şarkısı dedik. Oud gördük. Kaside. Solilok dedik. Tirat, yani uzun kendi başına yaptığı konuşma sahnede. Bunun dışında eklog gördük, dedik ki pastoral tarzı bir şiir türüdür. Çobanlar birbiriyle atışır. Idyll gördük, pastoralle aynı şeydir. Lirik gördük, lirik de dedik genel kapsam, yani duygu ve düşünceyi belirten şiirler. Peki bakalım şimdi ne var? Üç. Sayımız üç. Bu sefer ne var? Haiku var. Şimdi ne alaka hocam, yani haiku'nun da İngiliz şiiriyle ne alakası var? Ezra Pound arkadaşlar. Haiku'yu İngiliz edebiyatında Ezra Pound çok güzel kullanmış. Haikularıyla ünlü. Haiku Japon şiiri. Üç dizelik. Tamam. Özellikle terapi yapmak için, mesela terapi olsun diye de bu şiiri kullanırlar. Terapi şiiridir bu. Kendi içsel huzurunuzu, dengenizi bulmak için de haiku yazabiliyorsunuz. Haiku yazmak gerçekten müthiş bir yin yang dengesidir. O yüzden herkese şiddetle tavsiye ediyoruz. Kendi haikunuzu yazın. An old silent pond. A frog jumps into the pond. Splash. Silence again. Mesela bu Basho Matsuo'nun yazdığı bir haiku. Dedik ki İngiliz edebiyatında da en güzel haiku yazarı Ezra Pound'dur. Şimdi burada haikuda 5-7-5 şeklinde heceleme vardır. 5-7-5 şeklinde. Mesela şöyle yazıyorum ben. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Atandıktan sonra yazacağız. Okey. Atanmadan önce de sakinleşmek için yazabilirsiniz. Bak ben söyleyeyim. Müthiş bir terapi kaynağıdır. Şimdi birinci dize 5. Sonra a frog jumps into the pond. 7. Sonra yine 5. Yani 5 7 5 şeklinde ne oluyor? Hecelemesi yapılabiliyor. Tamam? Hece sayısını vermiş burada. Bakalım. Eleci. Eleci bu senenin sorusu. Aynı zamanda yine 2018 mi? 2018 sorusu. İki kere sordular Eleci'yi ÖABT'de. Bu senenin sorusu ağıt. Ağıt, eleci. A formal poem that laments. Lament'i görür görmez zaten eleciyi işaretleyin. The death of a friend or public figure. Occasionally, a meditation on death in itself. Yani mesela ölüm üzerine veya işte mourning, yani hayıflanma, üzülme veya işte grief, yani keder, üzüntü üzerine, bir sevdiğimiz kişinin ölümü üzerine veya çok tanınmış bir kişinin ölümü üzerine yazılmış olan şiirlere biz ne diyoruz? Elegy diyoruz, yani ağıt diyoruz. Mesela Percy Bysshe Shelley'nin Adonais adlı eseri John Keats'in ölümü üzerine yazılmıştır. Yine Ode'nin
William Butler Yeats için yazdığı In Memory of William Butler Yeats bir elegidir. Thomas Carraway'in yine John Donne için yazdığı bir elegi mevcuttur. Elegy on John Donne. Yani elegi bizim için önemli bir şiir türü. İki kez sordular bunu. İki kere sordular. Ağıt. Dramatik monolog. Dramatik monolog da soruldu arkadaşlar. Dramatik monolog ne demek? Dramatik monolog şu aslında. Hemen bakıyorsunuz, çiziyorum. A poem that contains words that a fictional or historical character speaks to a particular audience. That is, there is one imaginary speaker addressing an imaginary audience. Yani hayali bir konuşmacı, şiirin içinde bakın. Hayali bir konuşmacı, hayali bir kitleye konuşma yapıyormuş gibi yazılmışsa şiir, o zaman ne oluyor? Dramatik monolog oluyor. Robert Browning'in My Last Duchess'ı yine mesela bu örnek olarak verilmişti şeyde de My Last Duchess. Daha önce sorulmuş olan ÖABT sorusudur. Dramatik monolog. Yani şiirin içerisinde sanki hayali bir konuşmacı var ve hayali bir seyirci kitlesine konuşma yapıyor. Buna biz dramatik monolog diyoruz ve şiirde kullanıyoruz. Tamam? Şiirde kullanıyoruz. Proz poem. Şimdi proz ve poem yani nasıl olabilir? Hem proz hem poem olur mu öğretmenim? Olur. Neden olur? Çünkü biz şimdi normalde proz poemi şu şekilde ifade ediyoruz. A poetic work that features the strong rhythms of free verse. Yani serbest şiir gibi, yani uyaksız, kafiyesiz. But is presented on the page in the form of prose. Yani şimdi mesela görüntüsü, prose poemin görüntüsü düz yazı gibi. Düz yazı gibi. Sayfa üzerindeki görüntüsü düz yazı gibi. Ama serbest nazım, yani serbest ölçüyle yazılmış şiir aslında. O yüzden biz buna prose poem diyoruz. Bunu sorarlar mı? Bilmiyorum. Sorarlarsa ama hakikaten yani artık siz ÖABT'de başka bir boyuta girersiniz. Ondan sonra artık benim de biraz daha ders sayımı arttırmam gerekir. Dirge. Şimdi dirge dediğimiz şey nedir? Dirge dediğimiz şey arkadaşlar bir çeşit ağıt yine. Fakat bu elegy gibi değil. Yani dirge dediğimiz şey elegy gibi bir ağıt değil. Dirge mesela diyelim ki bir tiyatro eserinde kısa böyle diyelim ki birinin ağıt yakması gerekiyor. Kısa. Eserin içerisindeki kısa ağıta biz dirge diyoruz. Ama mesela bir şiirin tamamı ağıtsa ona elegy diyoruz. Aradaki farkı anladık mı? Evet hocam. Mesela Shakespeare'in The Tempest adlı son oyunudur Shakespeare'in The Tempest. Tempest adlı oyununda Ariel bir şarkı söylüyor. Bu şarkı aslında ağıt türünde bir şarkı. İşte biz buna mesela oyunun içinde olduğu için elegy demiyoruz. Oyunun içinde kısa bir ağıt olduğu için dirge diyoruz. Tamam mıdır? Confessional poetry. Confessional poetry dediğimiz zaman confession ne demek? Zaten itiraf demek. Şimdi bakıyoruz. Autobiographical olmak zorunda. Neden? Çünkü kendisiyle ilgili itiraflarda bulunuyor. Ne tür itiraflar? Kendi özel düşünceleriyle, kendi özel hissiyatlarıyla ilgili hiç beklenmedik açıklıkta, netlikte itiraflarda bulunuyor. Yani kendisiyle ilgili konuşuyor. Tamam? Kendi özel meselelerini konuşuyor. Biz buna confessional poetry diyoruz. Sıra geldi Sone'ye. Sone bir kez soruldu. Bir daha sorulur mu? Bence sorulur. Çünkü Sone en çok bilinen ve kullanılan şiir türü. Dolayısıyla bunun da sayısının 14 olduğunu muhakkak bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar 14'ü gördünüz mü daha okumanıza gerek yok. Bakın bunlar önemli. 19'u gördünüz mü okumanıza gerek yok Bilener. 14'ü gördünüz mü okumanıza gerek yok Sone. 4'ü gördünüz mü okumanıza gerek yok Clairhill. 5 olunca kafiyesine bakın. Kafiyeli mi değil mi? Kafiyeliyse limerick, kafiyesizse cinquain. Tamam. 14 Sone'nin rakamıdır. Villanelle 19'dur. İşte
haiku 3'tür, clairvoyant 4'tür. Yani bu rakamlarla beraber özdeşleştirirseniz o zaman çok daha rahat bir şekilde ifade edebilirsiniz. Şimdi Sone'den biraz konuşacağız. Neden? Çünkü Sone aslında İtalyan formu. Tamam. Şimdi bizim Sone için söyleyeceğimiz şey Sone'nin babasının Petrarch olması. Yani Petrarch tarafından icat edilmiş bir şiir türüdür. 14 dizedir. İtalyan şiiridir. Biz Sone'yi 8'e 6 olarak İtalyan şiirinde 8'e 6 olarak ayırırız. 8'lik ilk 8'lik bölümüne oktav, son 6'lık bölümüne sestet deriz. Bu İtalyan orijinalinde. Tamam. Sone 8'e 6 ayrılıyor İtalyan orijinalinde. İlk 8 bölümüne oktav, son 6 bölümüne sestet diyoruz. Şimdi bu oktav ve sestet soruldu mu sorulmadı ama şıklarda çıktı. Yani yanlış olan şıklarda oktav ve sestet vardı. Tamam, kafa karıştırmak için yazmışlar. Şimdi İtalyan sonesinde dedik Petrarch 8'e 6 bölünür. Bir de o 8'de anlatılan hikayeyle veya olayla sondaki 6'nın çok da illa bir bağlantısı olacak diye bir şey yok. Yani son 6'da olay bambaşka bir noktaya gidebilir. İlla bağlantılı olmak zorunda değil. Fakat sıra geldi İngiliz sonesine. Şimdi İngiliz sonesinde biz iki çeşit görüyoruz. Aslında herkesin kendi sone yazma türü var ama İngiliz sonesinde mesela Shakespearean sone dediğimiz bir tür var. Shakespearean sonede nasıl oluyor? 4, 4, 4, 2. Yani 3 tane quatrain, 1 tane couplet. 3 tane quatrain, 1 tane couplet. 3 tane dörtlük, 1 tane beyit şeklinde oluyor. Ve nasıl ifade ediliyor? AB AB, CD CD, EF EF, GG. Tamam. Kafiyenin işi bu şekilde. 3 tane couplet, pardon 3 tane quatrain, 1 tane couplet. 3 tane dörtlük, 1 tane beyit şeklinde. Shakespeare'in İngiliz sonesinde, Shakespeare'in sonelerinde bu 3 tane dörtlüklü bir hikaye anlatılır. Yani Shakespeare o hikayeyi o kadar güzel o 3 tane dörtlükte anlatır, 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 anlatır ve bir noktaya getirir ki son 2 o beyit tam böyle vurucu, can alıcı noktadır. Yani orada bağlar, orada insanı böyle bitirir, öyle bırakır. O derece etkili bir anlatımı vardır Shakespeare'in. 4, 4, 4, 2. Totalde 14 ediyor. Başka kim var? Edmund Spenser var. Spenserian sonu. Sonu başka İngiliz şairler de kullanmış ama iki tür genelde kullanmışlar. Ya Shakespeare türünde kullanmışlar ya da Edmund Spenser türünde kullanmışlar. Şimdi Edmund Spenser'da da aynı şey var. Yani 4, 4, 4, 2 şeklinde gidiyor. Yine aynı şekilde ilk 3 tane dörtlükte bir hikaye anlatılıyor. Son 2 de bağlanıyor ama Spencer'ın uyaklanış şekli farklı, sarmal. Bakın şimdi AB AB Shakespeare'le aynı. Ama sonra ne yapıyor? B'leri alıyor. BC BC. Sonra ne yapıyor? C'leri alıyor. CD CD. Sonra D'leri almıyor, direkt EE'ye geçiyor. Spencer'ın yani Edmund Spencer'ın da sone tarzı bu. Yine totalde kaç var? 14 var. Hepsinde 14 ama Petrarch'ta 8'e 6, Shakespeare'de 4, 4, 4, 2 ama uyaklanış tarzı AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. Edmund Spencer'da yine 14, 4, 4, 4, 2 olarak ayrılıyor ama bu sefer AB, AB, BC, BC, CD, CD, EE şeklinde uyak tarzı var. Buraya kadar var mı soracağımız bir şey? Anlamadığınız bir yer? Yok hocam. Okey. Şimdi sıra geldi proza. Yani düz yazıya. Şimdi şiir türlerini şöyle kısaca bir hatırlayalım. Haiku kaçlı hemen söyleyin. Haiku. 3. Clairvoyant. Clairvoyant kaçlı? 4'lü. Peki dört Villanel. Mi? Villanel. 19. 19. Sone. 14. 14. Limerick. 3. Limerick. 3. O da 3'tü. 5. 5 hocam. 5 hocam. Ve uyaklı. Cinque in
Evet. Eşli, eşli ama uyaksız. Uyaksız. Ama ha. Söyle. Okay. Peki. Şey balad neydi balad? Hemen. Balad. O da şey. Ne? Hocam folk song. Song. Folk song halk yani türleri. Halk şarkısı, halk türküsü. Eleci neydi? Evet. Eleci. O da ağıt değil miydi? O da ağıt. Peki, peki. Oğut neydi? Oğut. O kaside. Kaside, övgü şiiri değil mi? Ha, evet, evet. Peki, peki, peki. Bir tane daha. Idol neydi? Idol. Pastoral şiir. Evet. Pastoral. Peki, evet. Peki. Şey neydi? Hmm, ne sorayım, ne sorayım, ne sorayım? Eclogue neydi? Eclogue. O da işte iki o da çobanın atışması. Herhalde. Evet, o da bir tür pastoral ama iki çobanın atışması şeklinde. Ha, epik çoban, neydi? Evet. Destan. Kahramanlık. Destan, kahramanlık şiir. Çok güzel, çok güzel. Şimdi şiir türlerimiz böyle, bu şekilde. Şimdi bir de şiir terimlerini şöyle bir hatırlayalım. Kaplet kaçtı? Kaplet? Kaplet iki. İki. Terset? Değil. Üç. Üç. Quatrain? Dörtlü. Dört. Stanza neydi? O da dörtlü. O dörtlü olmak zorunda değil. Stanza dörtlü olmak zorunda değil. Stanza kıtadır. Mesela bir kaplet de bir stanzadır. Bir terset de bir stanzadır. Stanzanın sayısı yok. Kıta. Tamam. Kıta. Tamam. Yani kaplet. Hocam ama yani kıta diye hatırlıyoruz ya. Efendim canım? Kıta diye hatırlıyoruz ya. Bizde de kıtalar hep dörtlük geliyor. Genelde yani öyle olduğu için şaşırmayın. Şaşırmayın evet. Tamam mı? Karıştırmayın onu. Tamam. Mesela atıyorum. Üçlü olanlar da bir kıtadır. Çünkü evet. Orada bir şey yok. Dörtlük olan yani quatrain dörtlük dediğimiz şey dörtlüktür. Onun dışında stanza ikili de olabilir, üçlü de olabilir, dörtlü de olabilir. Peki en zorunu soruyorum. Kejüre neydi? Hocam durak. Dikey çizgi, durak. İki tane dikey çizgi, durak. Çok güzel. Bunları bildiğimiz takdirde büyük bir sorun yaşamayacağız arkadaşlar inşallah. Bunları bildiğimiz takdirde büyük bir sorun yaşamayız. Bunları sürekli aynı bu şekilde tekrar edin. Bu şekilde bu ağıt, bu şöyle, bu böyle, ot kaside, işte övgü şiiri. Kısa kısa, kısa kısa sürekli tekrar edin. Çünkü bunlar akıldan uçar gider ama dediğim gibi bunlar her sınavda en az iki soruyla geliyor karşımıza. Her sınavda çıkıyor. Her sınavda varlar. Tamam. Şimdi düz yazıya geçtik. Prose. Prose terms'den başlayalım. Şimdi yine bunun da terimleri var tabii ki. Prose dediğimiz şiirsel olmayan her şey aslında. Düz yazı dediğimiz şiirsel olmayan her şey. Peki bakalım. Types of prose. Şimdi prose'un türleri. Neler var? Hemen başlayalım. Anekdotla başlıyoruz. Anekdot dediğimiz nedir? Fıkra. Anekdot. Yani yaşadığımız, başımızdan geçen kısa, güldürücü hikayelere biz anekdot diyoruz. Peki ikiye bakalım. Aforizm. Aforizmayı biz daha önce görmüştük. Bilgelik içeren özlü sözlere biz ne diyorduk? Aforizm. Aforizmle yine düz yazı örneği olarak karşımıza çıkıyor. Anekdotlu aforizmi çabuk geçiyorum. Çünkü aforizmayı daha önce biz speech figürlerde aynı şekilde görmüştük. Otobiyografi. Otobiyografi nedir? Otobiyografi. İnsanın kendi hayatını ne yapması? Yazması. Mesela St. Augustine'in Confessions adlı eseri bir otobiyografidir. Peki biyografi ne demek? Biyografi. O da başka birinin hayatını yazmak. Mesela James Boswell'in Life of Johnson bir biyografidir. Biz ne diyoruz bu biyografi ve otobiyografiye? Biyografi başka birinin, otobiyografi kendinin hayatını ne yapmak? Kaleme almak. Buraları kısa geçiyorum çünkü bunların ne olduğunu zaten biliyoruz. Essay dediğimiz şey deneme. Mesela Michel de Montaigne'in denemeleri değil mi? Burada bir discussion veya bir argument sunulur ve bunun üzerinde fikir belirtilir. Biz 1500'lü yıllarda Montaigne'in denemelerini en önemli deneme, daha doğrusu deneme örneği olarak edebiyatta
görüyoruz. Son olarak bu sayfada altıncısı fiction. Fiction dediğimiz şey de kurgudur. Yani invented narrative. Okay? Gerçek olan olaylar değil, uydurmasyon olan, kurgusal olan olaylardan bahsediyoruz. Fiction dendiğinde. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Bunları biraz çabuk geçtim. Çünkü bunlar zaten bizim hani normal günlük hayatta da kullandığımız şeyler. Var mı sıkıntı? Soracağınız bir şey var mı? Yok hocam. Şimdi bakalım 7'ye. Science fiction. Science fiction da aslında biliyoruz ama burada birazcık duralım. Neden duralım? Çünkü bilim kurgu bizim için önemli. Bilim kurgu bizim için önemli. Science fiction dediğimizde fiction that is set in an alternative reality, often a technologically advanced future that contains fantastical elements. Mesela şimdi bakın gelecek, değil mi? Gelecek zamanda alternatif bir evren veya alternatif bir gerçeklikte genelde fantastik veya işte teknolojik olarak çok gelişmiş bir gelecek zamanda geçen olayları anlatan kurguya biz science fiction diyoruz veya bunun kısaltması sci-fi. Şimdi biz bunu mesela çok şey olarak görmüyoruz ama mesela özellikle yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da sci-fi çok ama çok önemli. Dehşet yani hatta bilim kurgu ve fantezi eserlerle ilgili fuarlar, özel kitap fuarları falan yapılıyor. Yani o derece önemli. Bu türün en önemli öncülerinden biri Jules Verne. Hepimiz okumuşuzdur. Denizler Altında 20 Bin Fersah, değil mi? İşte 80 Günde Dünya Turu. Bunlar bizim çocukluğumuzun kitapları. Başka H.G. Wells mesela Görünmez Adam, The Invisible Man. Yine H.G. Wells'in özellikle science fiction alanındaki eserleri. Başka kimler var? Ray Bradbury var. Ray Bradbury'nin Fahrenheit isimli eseri hala basılıyor. Hala basılıyor. Her sene muhakkak yeni basımı yapılıyor. Isaac Asimov keza öyle. Yani bilim kurgu türünde bizim için hani mesela onların yazdığı dönemlere göre onların kastettiği gelecek zaman geçmiş bile olsa bizim için yazdıkları hala çok sevilerek okunuyor arkadaşlar. Propaganda. A work of didactic literature. Bir kere eğitici, öğretici bir edebiyat. That aims to influence the reader on a specific social or political issue. Propaganda üstünde propaganda. Yani belirli bir sosyal veya politik konuda eğitmek veya etkilemek amacıyla yazılmış olan eserlere biz propaganda diyoruz tür olarak. Thomas Paine'in Common Sense yani kamuoyu adlı eseri bir propaganda örneğidir. Örneğin. Burlesque, diğer adıyla travesti. Şimdi travesti bu bizim bildiğimiz travesti değil tabii ki. Ama biz bunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Şimdi burlesque'in ben size ne olduğunu anlatacağım. Birazcık iyi dinleyin çünkü karışabilir. Şimdi burlesque dediğimizde biz şunu kastederiz. Şimdi diyelim ki bir eser yazıyoruz. Fakat bu eser diyelim ki epik türünde yazılıyor. Ama aslında normalde biz demin gördük epiğin türü nedir mesela? İşte kahramanlık hikayeleri değil mi? İçeriğinde kahramanlık hikayeleri vardır. İşte bir hero vardır veya işte heroin vardır. Yani muhakkak nedir? Böyle işte bir mücadele. Yani epiğin sınırları bellidir. Konusu bellidir. Türü veya işte yapılan işler veya işte ana kahramanın özellikleri bellidir. Bunun dışına çıkılmaz epikte. Şimdi mesela diyelim ki burlesque'de bir şey şiir yazıyor ama bu şiir böyle tırıvırı veya saçma sapan veya işte daha gündelik hayatla ilgili bir konuyla ilgili ama onu öyle bir yazıyor ki epik gibi anlatıyor. Yani yazım türü epik oluyor. Ama içerik epiğin konusu değil. Ana kahramanlar epik kahramanları gibi değil. Ama türü epik oluyor. Yani bir eserin işte türünü veya işte anlatılan şeyle yazım türünün uyuşmazlığını eğer biz net olarak bir eserde görüyorsak biz buna burlesque diyoruz. Burayı anladık mı?
Hocam yani dili ağır olursa mı? Diliyle alakası yok. Yok. Diliyle alakası yok. Şimdi satire de yok. Hayır Hülya'cığım karıştı. Şimdi şöyle anlatayım. Mesela Alexander Pope'un Rape of the Lock diye bir şiiri var. Rape of the Lock'un konusu şöyle. O dönemin çok zengin ailelerinden, Katolik ailelerinden iki tanesi arasında geçen skandalı anlatıyor. Bir tane ailenin oğlu diğer ailenin kızının buklesini, saçının buklesini ondan izin almadan kesiyor. Ve bu o dönem için çok büyük bir skandal oluşturuyor. Ve bununla ilgili bir şiir yazıyor Alexander Pope. Fakat bu şiiri epik türünde yazıyor. Halbuki bu normalde bir skandal ve bir komik yani tiye alınmak için yapılmış bir şey. Ama öyle bir yazıyor ki sanki o iki aile, iki düşman ülke, o iki ailenin kızları ve erkekleri işte birbirlerine böyle düşman, savaşan askerler gibi. İşte biri böyle şöyle diyelim ki çay fincanını alıyor böyle ok gibi kirpiklerine bakıyor işte. Bunu böyle destansı anlatıyor. Yani kirpiklerinden adeta oklar fışkırıyordu gibi. Yani sanki bir destan anlatıyormuş gibi saçma sapan bir konuyu anlatıyor. İşte biz buna konuyu döndürdü diyoruz. Yani travesti oldu diyoruz konu. Yani işte biz buna burlesk diyoruz. Şimdi anladık mı? Evet hocam şimdi anladım. Betimlemesi değişiyor yani destana dönüşüyor. Evet evet betimlemesi genelde tamam. Değişiyor. Ama mesela normalde epik türünde olabilecek bir şey değil. Mesela diyelim ki işte burada Arabella Fermor bundan bahsediyor. Onun saçını kesiyorlar. Şimdi bu saçma sapan bir konu. Ama işte ne yapıyor? İşte Arabella mesela savaşa hazırlanıyor. Ama nasıl hazırlanıyor? İşte tuvalet aynasının karşısında işte makyaj yapıyor. Daha böyle yanakları kırmızı oluyor. İşte kiraz gibi dudaklar, kan kırmızısı rujlar sürüyor. İşte bak hep epik şeyle sanki böyle bir savaş hazırlığıymış gibi işte. Zırhını giymiyor da işte en güzel elbisesini giyiyor ki işte karşı tarafı mahvetsin, öldürsün. Gerçek bir öldürme yok ama epik gibi anlatılıyor. Tamam? Anladık mı burayı? Saçma sapan, tırıvırı bir konuyu. Mock epic, evet türü. Evet, ondan karıştı. Evet. Yani burlesk türünü bir noktada, bir eserin türünü ne yapmak? Imitation yapmak. Yani başka bir, burada bir parodi kaygısı yok ama türünü ne yapıyor? Farklı bir tür olarak anlatıyor. Mesela atıyorum, normalde işte Romeo ve Juliet'i, mesela biz ne diyoruz? Aşk hikayesi değil mi? Romeo ve Juliet işte bir trajedi. Romeo ve Juliet'i mesela komik dokunuşlarla bir komediye çevirirsen burlesk yapmış olursun. Anladık mı bunu? Evet, tamam. Okey, okey. Anlatım türünü değiştiriyoruz yani. Şimdi bakalım. Satire. Satire neydi? Eleştiri arkadaşlar. Çok ağır eleştirilere biz satire diyoruz. A work that exposes to ridicule. Ne için? Dalga geçmek, alay etmek için. The shortcomings of individuals, institutions or society, often to make a political point. Genelde satireler politiktir. Genelde dalga geçmek için veya işte eleştirmek için. Yani eleştiri zaten satire, hiciv demek. Bir yandan nükte var. Yani mizah var. Dalga geçme, alay etme var. Ama bir yandan da ağır eleştiri var. Mesela Jonathan Swift'in Gulliver'in Gezileri, Gulliver's Travels aslında 18. yüzyılda yazılmış olan çok ağır bir eleştiri kitabıdır. Fakat biz bugün bunu çocuk kitabı diye okuyoruz. Neden? Çünkü biz 18. yüzyılda yaşamadığımız için, o dönemin kurumlarını, kuruluşlarını bilmediğimiz için Jonathan Swift'in kimlere gönderme yaptığını anlamıyoruz eserde. Halbuki Jonathan Swift, Gulliver'in Gezilerini politik bir eleştiri kitabı olarak yazmış. Fakat hayali kişiler üzerinden, hayali ülkeler üzerinden İngiltere'yi, İngiliz kurumlarını eleştirmiş. Fakat biz o dönemin İngiltere'sini, o dönemin İngiliz kurumlarını, işte kralı, kralın dal kavuklarını bilmediğimiz için, parlamentoyu, parlamentodaki işte dal kavukları bilmediğimiz için kime eleştirdiğini anlayamıyoruz. O yüzden bize sanki bir çocuk kitabıymış gibi geliyor. Yani eleştirinin neyi kaçtı? Geçerliliği bitti diyelim. Tamam. Satire eleştiri. Short story. Short story dediğimiz şey nedir?
bir novel kadar uzun olmayan düz yazı eserlere bir hikaye anlatan ve bir roman kadar uzun olmayan düz yazı eserlere biz short story diyoruz. Bir de bizim short short story'miz var. Bu da 1000 kelimeden daha az olan hikayeler. Yani 1000 kelime, maksimum 1000 kelimelik olan hikayeleri de short short story diyoruz. Short story romandan kısa olan. Short short story 1000 kelimeden az olan. Tamam? Didactic literature. Didactic literature dediğimiz şey öğretici edebiyat. Mesela bilgi vermek amaçlı veya eğitmek amaçlı yazılmış olan kitaplar. Biz bunlara didactic literature diyoruz. For example, Virgil's Georgics. Mesela Virgil'in Georgics adlı eseri mesela çiftçilikle ilgili bir takım tavsiyeler veriyor. O zaman diyoruz ki bu öğretici bir kitaptır. Okay. Primitivist literature. Primitive ne demek? İlkel demek, değil mi? Primitive, ilkel demek. Primitivist literature da ne diyor? Works that express a preference for the natural over the artificial. Yani suni olan yerine doğal olanı tercih eden ve genelde primitive kültürlerin, yani ilkel kültürlerin çok daha önemli olduğunu, yani modern kültürlerden, modern yaşam tarzlarından çok daha önemli ve gerekli olduğunu düşünen ve bu amaçla yazılan eserlere biz primitivist literature diyoruz. Yani daha ilkel, daha eski kültürler, daha eski doğal olan her şey bizim için primitivist literature'da çok önemli. Şimdi sıra geldi distopya'ya. Dystopic literature. Distopya bizim için yine çok önemli. Çünkü burada bakın, distopya mesela sormadılar ama bence sorarlar. Yani distopya sorulmalı. Dystopic literature dediğimiz şey yine bir imagined future society. Yani hayali bir gelecek zaman. Ama burada görünüşte arkadaşlar, görünüşte çok mükemmel gibi görünüyor her şey. İşte teknolojik açıdan işte gelişmiş filan. Ama altyapısında müthiş bir korku var. Tamam? Müthiş bir korku var. Açlık Oyunları, Big Brother, evet çok doğru, çok güzel. Mesela George Orwell'ın 1984 adlı eserinden yola çıkarsak, 1984 aslında 1948'de yazılmış olan bir eser ve 1984 mesela gelecek zaman. Yazıldığı zamana göre gelecek zaman, ama orada mesela ne var? Gelecekte işte herkesin işte evinde böyle bir ekran, ekrandan sürekli gözetleniyorlar. Belirli işleri yapmak zorundalar, belirli kıyafetleri giymek zorundalar. İşte sürekli birileriyle savaştılar ama kiminle savaşta olduklarını bilmiyorlar. Haberler sürekli değişiyor, devlet başkanı bir dediğini birkaç gün sonra yalanlıyor, başka bir şey söylüyor falan. Yani George Orwell'ın 1984'ü çok korkutucu bir gelecek. Biz distopik literature'da görünürde mükemmel gibi görünen ama aslında altyapısında büyük bir horror, bir terror olan durumlardan bahsediyoruz. 1984'ün Black Mirror olur mu hocam? Olabilir, olabilir, olabilir. Aldous Huxley'nin Brave New World, yani Cesur Yeni Dünya, yine bu da bir distopya örneğidir arkadaşlar. Distopya dediğimiz şey de bu. Bizim mesela bu tür filmler falan da var. Yani hani böyle gelecekte geçen, böyle sanki çok güzelmiş gibi. Hani mesela What Happened to Monday diye bir film var. Pazartesi'ye ne oldu diye, ama aslında işte 7 hayat diye geçiyor Türkçesi. Tavsiye ederim mesela, bir distopik literature örneğidir. Şimdi burada bitirelim çünkü bir dakikadan az zamanımız kaldı. Önümüzdeki hafta bundan devam edeceğiz. Onun için edebiyatla ilgili yeni not atmayacağım. Classroom management notlarını da zaten ben size atmıştım. Salı günü classroom management yapacağız. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.